Bizimle beraber tarih üzerinde yürüyen sevgili tarih dostları, tarihte yürüyen adamlar. Tarihte yalnızca biz yürümüyoruz, hep beraber yürüyoruz. Tarihte yürüyen adam bugün bu programda Doğu Anadolu'nun en emperyal gücü, Doğu Anadolu'nun bükülmez bileği, demir medeniyetinin ustası olan Urartuların başkenti Tuşba'dayız. Yani Van'dayız. İşte burası da tam olarak arkamda görmüş olduğunuz her biri tonlarca ağırlığında bulunan ve Edremit'ten getirilen Van'a bağlı Gebaş'a giderken önünden geçmek durumunda olduğunuz Edremit. İstanbul'a göre kıyaslayacak olursak neresi? Hiç abartmıyorum. Ataköy. Ataköy kadar gelişmiş ve modern bir yer. Edremit'ten getirilen ve Van mermeri, Edremit mermeri diye tarif ettiğimiz kalkar bir taştır. Burası Urartuların kuruluş manifestosudur. Bu yapı, buralar liman bölgesi, Van Gölü ama Vanlılar Van Gölü'ne göl demezler, deniz derler. Ben Van'da 2000 yılında askerlik yaptığımda ben de buraya deniz diyordum. Haydi öyle söyleyelim. Yani bölgenin halkının duygularına saygı göstermek gerekiyor. Halk buraya deniz diyor, biz de deniz diyelim. Van Denizi buralara kadar geliyormuş. Burası da bir liman bölgesi. İşte burası da Sardur'un, Lütüpli oğlu Sardur'un, ben Lütüpli oğlu Sardur diye başlayan kitabesi ki, kitabesi de tam olarak şuradadır sevgili dostlar. Biz şu an Van Kalesi'ndeyiz. Heyecanlıyım, 17 yıldır Van'a ilk defa geliyorum. Güzel günler geçireceğimize eminim. Haydi gelin şu taşları. Edremit'ten buraya, kilometrelerce öteden buraya insan gücüyle, hiçbir teknik malzeme kullanılmadan tamamen insan ve hayvan gücüyle Edremit'ten buraya getirilen şu taşların yapısını inceleyelim. Tonlarca ağırlığı ve bir an kendimizi demir çağının milattan önce 9. ve 7. yüzyıllar arasında, hani milattan önce yüzyıllar geri gider ya 9, 8, 7 diye, 9. yüzyıl, 8. yüzyıl ve 7. yüzyıllara, yani 350 yıla hükmetmiş, Fırat Nehri'nin doğusuna hakim olmuş, Hititlere komşu ve kendi dilini geliştirmiş, Urartuca diye bir dil geliştirmiş bir medeniyetin şu an şahidiyiz. Boydan boya, doğudan batıya 1300 metrelik bir duvar kalınlığı, şey, duvar uzunluğu olan Van Kalesi'ni, Urartuların yapmış olduğu Van Kalesi'ni göreceğiz. Ama ilk önce Urartuların kuruluş manifestosu diye tarif edilen Lütüpli oğlu Sardur'un yaptığı şu yapıyı hep beraber bir görelim. Sevgili dostlar, günümüzden tam 2350-2400 sene evvel Urartu Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Lütüpli oğlu Sardur'un kitabesine ben demiş. Tıpkı Orhan Gazi gibi Lütüpli oğlu Sardur hakimiyetimi ilan ettim ve buraya bir devlet kurdum. Bu da benim limanımdır, medeniyetimdir, dünyaya bağlayan şehir merkezimdir demiş. Fakat 9800 metre, 910 kilometre mesafeden Edremit'ten buraya öyle taşlar getirmiş ki, bakın taşın kalınlığı bu kadar, eni bu kadar, genişliği aşağıdan zaten görünüyor. İnanılmaz bir şey. Bugün 2017 Türkiye'sinde ya da dünyasında bunlar için dev inşaat vinçleri, kamyonlar, tırlar kullanılırken günümüzden 2400 sene evvel bunları insan gücüyle çekmek, bunları insan gücüyle 10 kilometre öteden buraya getirmek imkansızın ötesinde, inanılmaz bir şey. Van Kalesi, yani Urartu Kalesi tam olarak nerede? Şu an arkamda. Birazdan oraya çıkacağız. Fakat Urartuların kuruluş manifestosu olan, Urartuların dünyada kurmuş oldukları Lütüpli oğlu Sardur'un, yani Urartuların ilk hükümdarının, bilinen ilk hükümdarının buraya kendi adıyla bir eser vermesi,
ve biz şu an 2400 yıllık bir eserin üzerinden sizlere sesleniyor olmak bize inanılmaz gurur ve heyecan veriyor. Sevgili dostlar, tarihte yürüyen adam Van Kalesi'nde, Urartuların yapmış olduğu ilk liman bölgesinde. Sevgili dostlar, bu merdivenler kayalara oyulmuş biçimde yapılan bu merdivenler orijinal Urartu merdivenleri ve ben şu an 2300 sene evvel, 2400 sene evvel kim bilir hangi ustanın yapmış olduğu, kayaları kırarak yapmış olduğu merdivenleri kullanarak yukarıya doğru çıkıyorum. Ben şu an 2400 yıllık bir merdivenin üzerine basarak yukarıya çıkıyorum. Urartu Kalesi'nin kalenin, dağın tepenin değil, Urartu Kalesi'nin henüz eteklerindeyiz. Ve yukarıya doğru Urartuların yapmış olduğu o kayalık kalesine doğru çıkacağız. Bunlar yeni, bunlar imitasyon. Bugünlerde yapılmış. Kalenin burçlarını gösteren bir yapı. Bu böyle boydan boya 1300 metrelik bir, 1 kilometre 300 metreye varan bir uzunluğu olan bir kale. Şurası sevgili dostlar, güzel bir mesainin harcandığı yer. Orada arkeolojik anlamda kazılar yapılıyor. Urartu Kalesi'ne yakın bir bölgede bulunup Urartu Kalesi'nde bulunan kralla ticari işler yapan ya da kaleye mal getirip mal götüren soylu insanların evi, yazıhanesi, iş yeri ya da bürosu orası. Orada Tunç Devri, orası bir höyük, yani doğal bir höyük. Höyük ne demektir? Höyük medeniyetlerin yüzyıllar içerisinde üst üste binmesiyle oluşan yapay tümsek, yapay tepeciktir. Orada en alt katta bir Tunç Devri, onun üstünde Urartu Devri, onun üstünde İlk Çağ, Orta Çağ, Yakın Çağ, Osmanlı'ya kadar gidiyor. Hatta orada bir Urartu mezarlığı bulunmakta. Mezarlık bile yapmışlar. İşte o höyükte şu an Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı nezdinde arkeologlarımızın, sanat tarihi uzmanlarımızın yapmış olduğu bir çalışma bulunmaktadır. Bu da Van tarihi için. Coğrafyamızın Doğu Anadolu bölgesi tarihi için. Yer altında kalan Tunç Devri ve Urartu medeniyetinin gün yüzüne çıkması için çok önemli bir çalışma, destekliyoruz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsurlarıyız. Edirne'den Hakkari'ye, Mardin'den Aydın'a burası bizimdir. Bu topraklarda yapılan her türlü çalışma bizim hoşumuza gider ve takdirimizi kazanır. Arkeologlar canhıraş bir biçimde çalışıyorlar. Şimdi sevgili dostlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda iki tane saray var. Eski Saray, Yeni Saray. Eski Saray'a Saray-ı Atik, Yeni Saray'a Saray-ı Cedid denir. Urartular döneminde de iki tane saray var. Eski Saray, Yeni Saray. Şu an görmüş olduğunuz basamak biçimindeki temellendirme taşları Yeni Saray'a, Urartuların Yeni Saray'ına ait temel taşlarıdır. Siz şu an Yeni Saray'a girmiş bulunmaktasınız. Ben Yeni Saray'ın temelindeyim.
ve yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi şurası var ya, şu taşın şu kısmı, bunu düzleştiren, şuraya bir çekiç vuran, balyozla taşları kıran bir Urartu ustası var ve bu Urartu ustalarının o demire ve taşa nizam veren, demiri ve taşı konuşturan Urartu ustalarının eseridir ve ben şu an 2300 yıllık bir Urartu temel merdiveninden yukarıya çıkıyorum. Şimdi sevgili dostlar, sarayın içindeyiz. Şuralardan saray duvarları yükseliyor. Sarayın iç kısmında, şurada sarayın bu kısmını koruyan güvenliğin bulunduğu bir kısım bulunmakta. Kim bilir, belki de buraya oturuyor ve güvenliği buradan sağlıyor. Şu an benim durmuş olduğum yer, Urartulu bir askerin bu bölgeyi korumak için durduğu bir güvenlik bölgesi. Biraz da pusuya yatmış durumda. Şimdi Urartu Kralı Argişti tarafından yapılan bir mezarlığa doğru gidiyoruz. Bu arada mezarlığa doğru giderken lütfen şunlara çok iyi bakmak lazım. Urartuca. Anadolu'ya yazıyı Asurlular getirdi. Biz bunu biliyoruz. Hatta Anadolu'nun en eski yazısı Kayseri'deki Kültepe'de, Kanişkarum denilen yerde çıkmıştır. Bunu en temel tarih okuyan çocuk, tarih birinci sınıfta bunu öğrenir. Fakat Urartular Asurca kullanmamış, Sümerce kullanmamış. Urartular kendi alfabelerini yapmışlar. Şu an çok temiz, çok güzel kalmış bir Urartu alfabesi görmekteyiz. Yavaş yavaş Urartuların basamak olarak kayaları oyarak yaptıkları merdivenden aşağı inerken her tarafta bulunan bu Urartuca'yı görün lütfen. İnanılmaz bir yer. Sanki bir Roma piramidine giriyor gibiyim. Çünkü her taraf Urartuca yazılarla dolu. Şurası çok güzel, çok farklı, enteresan bir yazı. Diğerleri gibi değil. O bir beddua. Urartuca beddua. Deniyor ki orada, burayı kim yapmadığı halde ben yaptım derse, buraya kim zarar verirse, Tanrı Haldin'in gazabı onun üzerine olsun. Günümüzden 2300 sene evvel yazılan bir beddua metnini size okudum. Tam olarak şu duvarda yazıyor. Burası bir kaya mezarlığı. Urartu krallarına ait kaya mezarlıkları. Sanırım ses yankımasını şu an duyuyorsunuz. Haydi 2300 yıllık bir mezarlığa girelim. İnanılmaz bir şey. Şu an bir kayanın, bir dağın içine, bugünkü gibi el bombalarıyla, teknik patlatma cihazlarıyla değil, tamamen elleriyle, çekişlerle, murçlarla, tek tek, parça parça kazarak yapılan kaya mezarlığının içindeyiz. Burası, şu an benim bulunmuş olduğum şu istisnai yer, ayrıntılı bölüm, Lahidin, Urartu kralının, Lahidin'in konduğu yer, buraya. Ölümden sonraki hayata inandıklarına dair bir belge var elimizde. Zira öldükten sonra burada yatan kral, Urartu kralı, kullansın diye buralara eşyalar konuluyormuş. Buralara ayrı ayrı eşyalar konuluyormuş. Metal kıyafetler, metal zırhlar, metal kılıçlar, yani metal eşyaların da asılması için burada bir ne diyelim, bir çivi değil ama çiviye benzeyen bir çubuk varmış. Onlar da buraya asılıyormuş. Bu lahidin içinde ölen kral belli bir süre sonra yerine geçen kral ölünce İçinde bulunan kralın kemikleri toplanıyor, vazoya benzeyen bir çömleğin içinde buraya konuluyor. Bunun içine tekrar yeni ölen kral konuluyormuş. Bakınız, buralarda öldükten sonra kullanmaları için gerekli olan, bir insanın hayatta ne işine yarar,
ne işine yarar? Bardağından tabağına, pijamasından çatalına, aklınıza ne geliyorsa bir insanın kibrite kadar düşünün. Yani bu an, bugün, modern dünyadan bahsediyorum. Kibrite kadar düşünün. Ne geliyorsa aklınıza, hepsi özel paketlere konuluyor ve buralara konuluyormuş. Kaya mezarlıklar var, odalar var. İşte burada bir lahit var, eşyalar var. Ölen kralın yerine gelen kral ölünce onun da kemikleri toplanıp bir yere konuluyor ve yenisini koyuyorlar. Süryanilerde de buna benzeyen bir özellik var. Mardin medeniyeti de böyle bir şey. Bir tarih, 2300 yıllık, 2400 yıllık bir tarih. Bir tarihe şahitlik yaparken başka bir tarihe daha şahitlik yapıyoruz. Tarih bozma tarih, dejenere etme tarihi. Hatice, Nazlı Bozbey, Bozbay, Hafize, Fatma, Oya Yalçın, Merve Tülen, Azize. Buradan bizi dinliyorsanız size tek bir kelamımız var. Aşk olsun size. 2400 yıllık bir esere isminizi kazıyarak ölümsüzleştiniz ama bilmiyorum farkında mısınız? Tarihi bozdunuz. 2400 yıllık bir tarihe müdahale ettiniz. Aşk olsun size. Mezarlığın kendisi çok enteresan. Her bir motifin bir anlamı var. Ama mezarlığın duvarına yazılan sadece oradaki Hatice, Merve, Hasan, Oya değil. Eski zamanlara ait insanlar da buralara bir şeyler yazmışlar. Hangi medeniyete, hangi döneme ait olduğu bilinmeyen bir yazı formu, bir şekil. Ne deniyor bilmiyor. Yani ne yazıyor, ne yazıyor burada bilmiyoruz. Fakat şurada Osmanlı döneminden, Osmanlı Van'ından kalma bir yazının olduğu gün gibi aşikar. Kur'an-ı Kerim okuyabilen varsa herkes okuyabilir. Burada diyor ki La, Lam Elif, La ilahe illallah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Burası bir mezarlık ya. Urartularda kral, tanrı adeti var ya, her kral aynı zamanda bir tanrıdır ya, belki de onu protest etmek için hangi dönemde, hangi yüzyılda olduğu bilinmiyor ama bir Osmanlı Vanlısı La ilahe illallah'ı buraya kazımış. Şimdi şunu söylemeden buradan çıkmayalım. Bunu söyleyelim ve çıkalım sevgili dostlar. Burası bir kral kaya mezarlığı. Bir kral mezarlığı, kaya oyma mezarlığı. Şurada bir lahit var. Burada da eserler var. Peki nerede? Bu kral lahidi nerede? Krala ait olan eserler nerede? Kullandıkları tabaklar, çanaklar nerede? Metal dedik, orada bir kaz şey var. Çivi deliği var. Ona çakılanlar nerede? Cevap burası. Milattan sonra 7. yüzyıldan itibaren bir yüzyıl hiyerarşik anlamında bir boşluk yaşamış, bir devletsizlik yaşamış. Bir yüzyıl tarihte adına post Urartu denilen, Urartu sonrası bir yüzyıllık anarşi ortamı buraya hakim olmuş. Halk her ne kadar Urartular yıkıldıktan sonra bile Urartu devlet geleneğine göre, Urartu sosyal hayatına göre yaşamışsa da burada bir anarşi söz konusu işte o esnada. Yani milattan sonra 7. 6. yüzyılların hırsızları, tarih hırsızlığı, tarih eser kaçakçılığı, define avcılığı, define arayıcılığı bu yüzyıllara, bu günlere ait bir özellik değil. Milattan önce 6. yüzyıla yani 2600 sene evveline ait bir hırsızlığın şu an biz de şahit oluyoruz. Urartular milattan önce
9. yüzyılda mezarlıklarını yapan 2900 sene öncesinin medeniyeti 2600 sene evvel o günkü define avcıları tarafından yağmalanmış. Urartu medeniyetinin Yeni Saray denilen bölümünün temel kısmındayız. Şu an bu taşlar, yani şu dokunduğum taş ya da şu kısım Urartulara aittir. Bu Urartu. Yani günümüzden 2900-2800 sene evvel. Hazreti İsa'nın doğumundan 900 sene evvelden bahsediyorum. Çok ciddi bir tarihten bahsediyorum. Burası zaten çok ciddi bir tarihe sahip bir bölgedir. Şöyle geldiğimizde görmüş olduğumuz kerpiç kule Osmanlı Devleti'ne aittir. Kale ve kalenin kapısı tabi restore edildi. Kalenin kapısı Osmanlı'ya aittir. Fakat şu an benim çıktığım yol orijinal taşlık yol 2900 yıllıktır. Sevgili dostlar, 1514 tarihinde Van'a bağlı Çaldıran ilçesinde Yavuz Sultan Selim Han'la İran Safevilerinin hükümdarı Şah İsmail arasında yapılan Çaldıran Savaşı'ndan sonra, ki tarih 1514'tür, bu topraklar Yavuz Sultan Selim Han'ın emrinde olan Osmanlı'ya ait olmuştur. Ben müsaadenizle 2900 yıllık taşlık yoldan yürümek istiyorum. Bu yeni yapılan yol her zaman yürünür ama taşlık yol kolay kolay herkesin yürüyemeyeceği bir yoldur. Burası 1514 tarihinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun emrine verilir. Bu bölgelerin hükümdarı, şimdi dikkat, Malatya'nın doğusu, Hicaz Yarımadası, Kudüs, Filistin, Mısır toprakları bir adama verilir. Bitlis, Van Gölü'nün hemen diğer tarafında bulunan Bitlisli birine. İdrisi Bitlisiye, tarihi kronolojik anlamda Heşt Behişt, yani 8 kitap isimli bir kitabın yazarı, bu bölgelerin olağanüstü hal bölge valisi İdrisi Bitlisi'nin topraklarıdır şu an burası. Her ne kadar temellendirme, temel taşları Urartulara aitse de kapı, şu görmüş olduğunuz surlar, yukarıdaki kerpiç burçlar tamamen Osmanlı Devleti'ne aittir. Osmanlı İmparatorluğu'na aittir. Birazdan Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han'a ait bir cami de göreceğiz yukarıda. Adı Süleyman Han Camii. Sevgili dostlar, yolu çıkarken size Urartulardan bahsetmek istiyorum. Urartu, bizim tabii çok fazla ilgilenmediğimiz antik dönemlere kaldığı için, Anadolu'nun o ilk medeniyetlerine kaldığı için pek ilgilenmiyoruz ama Çorum, Sivas arasından geçen, Samsun arasından geçen bir nehir var, bir ırmak var. Kızılırmak. Kızılırmak şöyle bir U gibi duruyor ya, bir eğimli. İşte o eğimin doğu tarafında Urartular var. Batı tarafında Hititler var. Anadolu'nun büyük çoğunluğuna hakim ve sahip olan Urartular bu arada. Şu manzarayı Mehmet abi kaçırmayalım değil mi? Nasıl güzel manzara sevgili dostlar. Buradan, bu kapıdan, taşlık yoldan aşağıya doğru inen bir Urartu işte bu manzarayı görüyordu. Burası Van. Urartu'nun başkenti Tuşba. Ve biz şu an Tuşba Kalesi'ni tırmanıyoruz. Tuşba'yı duyduk, kalesini duymadık belki. Şu an tırmanmış olduğumuz taşlık yol Tuşba Kalesi. Urartular, tarihimizde hani var ya taş devri, yontma taş devri, tunç devri, maden devri, bakır devri, kalkolitik devir, işte o dönemlerden biri. Demir devri, demir çağı. Demir çağının en önemli medeniyeti, Anadolu toprakları için söylüyorum, Urartular. Demiri eğip bükmüşler. Çok kuvvetli bir medeniyet. Zaten 10 kilometre öteden getirdikleri, Edremit topraklarından getirdikleri o Edremit mermeri, tonlarca ağırlığındaki granit parçaların
buraya getirilmesinden belli ki çok kuvvetliler. Demiri eğip bükmüşler. Taşları, mermerleri, kayaları, dağları az evvel gördük. Kral Kaya mezarlıkları. Bu insanlar dağlara, taşlara, demirlere ve elbette Anadolu'ya sözünü geçirmiş büyük bir medeniyettir. Sargun tarafından kurulmuştur. Mısırlılarla, Hititlerle, Asurlarla ilişkileri vardır. Bu topraklarda her ne kadar ilk medeniyet, yazı yazan ilk medeniyet Asur'sa da bu yazıyı Asurlular ticari kaygıdan dolayı veresiye defteri olarak kullanmak için getirmişlerdir. Yani Kayserili bir esnaf borcu var. Bir yıl sonra verecek. Takas usulü. Tabii takas, o zamanlar takas çok önemli. Çünkü bir bakıyoruz Çorum'da obsidyen var. Yani yanardağdan çıkmış orijinal cam obsidyen. Mısır'da, Suriye'de ise hurma çekirdeği var. Yapmış olduğumuz kazılarda yanardağ olmamasına rağmen Suriye topraklarında obsidyen, hurma ağacı olmamasına rağmen Çorum topraklarında hurma çekirdekleri görülüyor. Bu demek oluyor ki iki medeniyet arasında bir takas usulü ticaret yapılmış. Obsidyenle yanardağ camı ile hurma arasında bir değişim yaşanmış. İşte bu dönemde Anadolu'nun tek hakimi, tek vurucu gücü, tek emperyal kuvveti işte bu topraklara sahip olan Urartulardır. Urartuları iyi bilmek lazım. Urartu sadece Van demek değil. Urartu Adıyaman demek. Urartu Mardin demek. Urartu Elazığ demek. Bu topraklara geldiğiniz zaman bunları düşünün. Tuşbayı düşünün. 2900 yıllık bu taşlı yoldan yürürken, Osmanlı'ya ait kaleye tırmanırken aklınız, fikriniz Urartu'da ve Van'da olsun. Eski insanlar deli olsa gerek, yani gerçekten deli olsa gerek, iş icabı demiyorum, deli olsa gerek. Yani şu taşı sen nasıl buraya çıkarttın? Şu dokunmuş olduğum taş 2900 yaşında. 2900 yaşında yanlış oldu. 2900 değil, 2900 sene evvel buraya konuldu. Bunun yaşı tabii milyonlarca ifade ediyor ama 2900 sene evvel bunu buraya koyan, altına harç koyan bir Urartu ustası bulunmakta. Ve bu bir Urartu ustasının harcıdır sevgili dostlar. Bunun üzerine ise, yani Urartu sarayının temellerinin üzerinde bulunan, ortasından da ahşapların geçtiği kısım Osmanlı saray kısmı. Yani Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra rezerve edilerek, restore edilerek yapılan, düzeltilen, restore edilen, büyütülen, genişletilen ve 1300 metreye ulaştırılan büyük Urartu, Tuşba, Van, Osmanlı kalesi. Fakat Yavuz Sultan Selim Han döneminden kalma kale burçları, bakın şunlar, yani kerpiçten, az evvel yukarıda burç olarak gördüğümüz kerpiçten surların duvar kısımları tam olarak bunlardır. Ve bunlar demire, taşa, Anadolu'ya, her bir tarafa sözünü geçiren Urartu'ya aittir. Bir anekdot. Nerede söyleyeyim? Burada söyleyeyim. Şimdi şu taşın içeriye ne kadar girdiğini bilmiyoruz. Fakat duvarın başladığı yerden buraya kadar düşünün. Sonra gelin sevgili dostlar şuraya kadar. Ne kadar kalın bir taş. Bunu buraya koyan bir köle değil. Çünkü Urartularda Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi bir köle sınıfı yok. Klanlaşmak diye bir sınıf yok. Yani bir kölelik yok. Bunlar paralı.
maaşlı işçiler, bir de savaşlarda alınan Mısırlı, Asurlu ya da Hititli savaş esirlerine bunlar yaptırılmış. Özellikle bir sınıfsal ayrım olarak köle sınıfı, Roma'da gördüğümüz gibi bir sınıf yok. Bunlar ya paralı işçiler ya da savaşlarda ele geçirilen Hititli askerler. Hitit, Urartu, Roma, hem de erken devir Roma'sı, Ramsesli, Firavunlu Mısır. Sevgili dostlar, ben şu an 2900 yıl evveline gittim. 2900 yıl evveline giderken solumda 2900 ama sağımda, ama sizin de sağınızda 1514 Yavuz Sultan Selim dönemi var. Şu elimle tuttuğum toprak 1514 tarihinde buraya yapılan kalenin iç odalarından biri. İşte burası bir odaymış. Muhtemelen burası zaten yönetime doğru çıkıyor. Yani Urartu devri yönetim odasına doğru çıkıyoruz. Muhtemelen burası da Osmanlı Sarayı'nda Yavuz Sultan Selim Han döneminde 1514'ten Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı hakimiyetine geçen Van'ı idare eden idari mekanizmanın sarayından bir parça. Bakın içinde tuğla var. Tuğlanın etrafında kerpiçler var. Sevgili dostlar, bir tarafım 1514, bir tarafım milattan önce 9. yüzyıl, yani 2900 senelik bir açı. Bu tarafa geldiğiniz zamansa, Mehmet abiyle şimdi yer değiştirdiğimizde ise, şu taşı buraya koyan kişi, alnındaki teri sildikten sonra baktığı manzara tam olarak şudur. Van Kalesi'nin bulunmuş olduğu tepenin en üstündeyiz. Burası zirve ve zirveye 1514 tarihinde Osmanlı topraklarına katılan bu coğrafyaya, bu toprakları Osmanlı'ya katan Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında, onun tarafından demeyelim, iddialı bir laf olur, onun zamanında bir cami yapıldı ve adı da Süleyman Han Camii oldu. Bu cami kerpiçtendir. Tuğla üzerine kerpiç kaplama, işte toprak, birazcık saman. Yani klasik Van evleriyle alakalı bir mimari özelliğe sahip cami tekniğidir. Tabi zamanla yıkılmıştır. Zamanla harap olmuş ve temeline kadar inmiştir. Yeni, yani 2000'li yıllar, 90'lı yılların sonları, 2000'li yılların başlarında cami bir kere daha yapıldı. Aslına uygun bir biçimde yapıldı. Yani şu an görmüş olduğumuz cami orijinal Süleyman Han zamanında yapılan Süleyman Han Camii değil, Süleyman Han Camii'ne birebir sadık kalınarak yapılan o günkü caminin birebir aynısı. Sadece minaresi şerifeye kadar, şerife kısmına kadar orijinal.